Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere artık her şey akıllı olmaya başladı ve akıllı ev aletleri, akıllı bilgisayarlar ve daha niceleri, artık Dumble'ın bile akıllısı var. Bugün de evinizde kullanabileceğiniz akıllı ampul, akıllı priz ve akıllı üçlü priz gibi bir aletle beraberiz. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar evden çıktıktan sonra acaba kettle'ın altını açık mı unuttum? Yok, düzleştiricim fişte mi falan, böyle takıntıları olabiliyor ya da ne bileyim, bazen akıllarında soru işareti olabiliyor, uzun yola gidebiliyorlar. Böyle birçok sebep var ve bu akıllı ev aletleri de aslında işimizi kolaylaştırıyor. Nasıl? Birazdan detaylarına ineceğiz zaten. Mesela şu an burada akıllı bir ampulümüz var. Bu akıllı ampulü evden çıkarken ya da renk değiştirebildiği için disco yapabilirsiniz. Belki bir dizi film izleyeceğiniz zaman evinizin ışıklarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Böyle çok güzel, kullanışlı bir alet. Eğer dışarıya çıktığınız bir zaman oluyorsa, bu zamanda da yani dışarıdan bir tek tuşla, bunun bir uygulaması var, onu da tek tek anlatacağım. Bir tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Yan tarafta da 60 volt olduğu gösteriliyor. Oda sıcaklığına göre ayarlanabiliyor. Wi-Fi ile bağlanıyor ve ses kontrol sistemi de bu cihazlarda bulunuyor. Hemen diğer tarafında da bir prizimiz var. Bu prizimiz de yine daha demin dediğim gibi Wi-Fi ile bağlanıyor. Kolay tamir edilebiliyor ve sesli komut sistemi bu cihazlarda da var. Akıllı asistan sistemiyle burada gördüğünüz tüm cihazları yönlendirebiliyorsunuz. Yine bunu da eğer bir prizinize bağlıysanız açıp kapatma gibi kolaylıklar sağlayabiliyor. Hemen altında da bir uzatma kablolu bir dörtlü prizimiz var. Bu dörtlü prizde de hemen burada açıp kapatma düğmesini görüyorsunuz. Zaten birazdan uygulamasına da geçeceğiz. Yanında 4 tane USB bağlantısı var gibi kolaylıkları bulunuyor. Peki bu cihazları nasıl kullanabiliyoruz? Öncelikle telefonumuza Meros uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Şimdi cihazların yanına gidelim. Meros uygulaması ile beraber nasıl çalıştığına bir göz atalım. Cihazların kalitesi nasıl görünüyor? Bir de onlara bakalım. Sonra geri buraya gelelim. Bakalım siz de bu cihazları beğenecek misiniz? Öncelikle çoklu prizimizle başlıyoruz. Bunu kullanabilmeniz için Meros uygulamasını Play Store'dan ya da App Store'dan indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra kaydoluyorsunuz ve direkt açılıyor. Bir bağlantı sağlıyorsunuz. Eğer iPhone kullanıyorsanız iPhone'la ya da Google kullanıyorsanız Google Home'la beraber. Bağlantıyı sağladıktan sonra şu yukarıda gördüğünüz artı işaretine bastığınızda altta bir sürü seçenek sizleri karşılıyor. Artık siz hangisini kullandıysanız, akıllı lambadır, akıllı tavan ışığıdır, akıllı garaj kapısıdır, hangisi sizin için en uygunsa onu seçiyorsunuz. Buradan hangi ürünü aldıysanız seçiyorsunuz. Biz ürünlerimizi seçtik, tek tek de ekledik. Oturma lambasına ya da normal ışığımızı, prizimizi burada açtık. Burada bir güç düğmemiz var. Bu güç düğmesinden de çalıştırabilirsiniz. Çalıştırdıktan sonra prizlerinizi tek tek taktınız diyelim. Hemen burada uygulamamıza giriyoruz. Ben switch 2 kapattım. Gördüğünüz ışığınız şu an gitti. Ya da USB bağlantısını kapatmak istiyorum. Gitti. Şimdi bir de açayım. Şu an görüyorsunuz ışık geldi. Tüm cihazlarımı açtım ya da tüm cihazlarımı kapattım. Gördüğünüz tüm ışıklar gitti. Böyle de bir avantajı var. Şimdi bir de prizimize geçelim. Prizi de aslında bunu takarak deneyelim bir de. Tüm cihazları açtım. Tekli prizimiz de bu şekilde. Hemen şurada bir güç düğmesi bulunuyor. Bunu taktığımızda çalışacak. Zaten şu an prizimiz çalıştığı için bunu ben buraya takıyorum. Taktım. Güç düğmesi burada yanıyor. Yan tarafta olduğu için siz göremiyorsunuz. Oturma odası lambası diye kaydetmişim ama aslında bu lamba değil. Hemen burada gördüğünüz üzere cihazınızı şuradaki güç tuşundan açıp kapatabiliyorsunuz. Çok sessiz bir şekilde yapacağım şu an bunu. O çıt diye bir küçük ses geliyor. Onu duymanızı istiyorum. Umarım ses size aktarılmıştır. Bu şekilde açılıp kapanıyor. Eğer prizinizi bir yere taktıysanız ve evden unutup çıktıysanız tek bir tuşla o güç bağlantısını kesebilirsiniz. Şimdi bir de akıllı ampulümüzü deneyelim. Akıllı ampulü de hemen fişe takıyorum. Duyuya yerleştirdikten sonra şu an duyumu böyle bir masa lambasına bağladım. Bakın en başında lambamı çalıştıracağım. Lambam şu an ışık kapalı. Şu an şurada görüyorsunuz, tam ışık yansıdığı için size gelmiyor olabilir ama buradan açıp kapatabiliyorsunuz. İçeriye girdiğinizde ışığın değerini de artırıp azaltabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer
oturduğunuz yerden ışığı kapatmak istemiyorsanız, yattığınız yerden bazen olur ya kalkmak istemezsiniz. Buradan hemen uzaktan halledebiliyorsunuz. Renklerini de gördüğünüz üzere şöyle biraz kısayım size gelsin. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Aslında renkleri oldukça güzel ama şu an parladığı için size tam yansımıyor. Rengin yanında white bulunuyor. White tarafında da ışığınızı sarı ya da beyaz yapabiliyorsunuz. Artık ortamınızda hangi renk kullanmak istiyorsanız buradan bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bir de şunu deneyelim. Madem taktık ışığımızı, şu an yanıyor. Ben bu tekli prizde takmıştım. Tekli prizi kapattığım zaman bakalım ışığımız da kapanıyor mu? Tekli prizi kapattım ve ışığımız da kapandı. Yani demek ki gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tekli prizi açtım. Işığım da açıldı. Ofis gerilim olan bu dörtlü cihaza, çoklu cihaza bağlamıştım. Kapattım. Gördüğünüz gibi yine kapandı. Bence gayet başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Cihazları siz de gördünüz. Bunlar nerede kullanılabilir? Ofisinizde, evinizde ya da artık nerede kullanmak istiyorsanız aslında çoklu bir kullanım sistemi bulunuyor bu cihazların. Eğer aklınız evde kalsın ya da ofisinizde kalsın istemiyorsanız bu cihazlara temin edebilirsiniz. Fiyatlarına gelecek olursak bu cihazlar Bilkom güvencesiyle aslında yurt dışından ithal edilen ürünler. Bu altta gördüğünüz uzun dörtlü prizimizin fiyatı 676 TL Amazon'da. Bu lambamızın fiyatı 376 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tekli prizimizin fiyatı da 300 lira gibi bir fiyattı. Tabi bunlar size fazla fazla bir miktar olarak geliyor olabilir. Daha ucuzunu bulabilirsiniz ama gerçekten güvenebileceğiniz bir sistem olduğunu söyleyebilirim ve çok çabuk da bağlanabiliyorsunuz. Eğer sizin de aklınız evinizde kalıyorsa ve kendinizi kontrol etmek istiyorsanız bu cihazlar evinize dört dörtlük cihazlar olduğunu söyleyebilirim. Peki siz nasıl buldunuz? Kullanışlı mı ya da bu fiyata değer mi, fazla mı? Bunları yorumlarda birbirimizle tartışmak isteriz. Her şey akıllısı üretiliyor. Bakalım bundan sonra neler neler gelecek merakla bekliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.